Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Pi Network'ün gizemli yolculuğu hakkında, Mainnet lansmanı ve geleceği hakkında bir konuşma yapacağım. Dijital para birimleri alanında Pi Network biliyorsunuz kendi topluluğunun Mainnet lansmanını hevesle beklediği bir projenin sembolü haline gelmiştir. Fakat ne yazık ki bu beklenti hala somut bir sonuca ulaşmış değil. Özellikle de Pi günü 14 Mart ve Pi 2 günü 28 Haziran gibi önemli tarihlerde Pi topluluğunun umudunu taze tutan işaretler olarak dikkatini çekmektedir. Yani bu günlerde bilhassa Mainnet açığa geçeceğini umuyorduk ama her iki tarihte de olmadı. Pi Network'ün çekirdek ekibi ekosistemin olgunluğuna ve KYC'nin ilerlemesine bağlı olarak bu aşamaları geçtikten sonra Pi günü olan 14 Mart 2022'de ve Pi 2 günü 28 Haziran 2022 ve sonrasında başlayabilir diye açıklamalarda bulunmuşlardı. Ancak bu açıklama 2022 bittikten sonra 2023'te de devam etti ve toplulukta büyük bir heyecan yarattığı halde beklentiler karşılanmadı. Yani açık Mainnet bu tarihlerde de başlamadı. Şimdi yıl 2024. 2024'ün Mayıs'ına geldik. Mart da geçti. Yani Pi günü de geçti. Gözler şimdi neye çevrildi? Pi 2 gününe. Yani 28 Haziran 2024'e çevrilmiş durumda. Şimdi topluluk Pi Network'ün yeni bir döneme gireceğine dair umutlarını hala koruyor. Fakat Mainnet'in tam olarak ne zaman başlatılacağı sorusu hala yanıt bekliyor. Spekülasyonlar devam ediyor. Kesil olan tek şey Pi Network'ün kripto para dünyasında bir odak noktası olmaya devam etmesidir. Şimdi Pi Network'ün yolculuğunu anlamak için projenin başlangıcını ve nasıl geliştiğini incelemek çok önemlidir. 2019 yılında Doktor Nikolas Kokalis, Vincent McPhillip ve arkadaşları Cheng Diaofan kripto para madenciliğini herkes için erişilebilir kılmayı amaçlayan bir proje başlattılar. Bu vizyonları geleneksel kripto madenciliği tekniklerine kıyasla daha çevre dostu bir yaklaşım ve işbirliği kanıtı konseptiyle desteklenmekteydi. Pi Network lansmanının ardından ağ güvenliğini ve işlevselliğini artırmayı hedefleyen bir dizi geliştirme aşamasından geçti. Ana ağın deneme sürümü olan testnet bu sürecin önemli bir parçasıydı. Testnet geliştiricilere ve topluluğa yeni özellikleri test etme, hataları tespit etme ve düzeltme, ayrıca geri bildirim toplama fırsatı da sunmuştur. Şimdi Mainnet lansmanının 2022 ve 2023'te gerçekleşmemesi toplulukta bir hayal kırıklığı yaratmıştır. Gecikmelerin teknik sorunlar veya düzenleyici uyumluluk gibi nedenlerle ilgili olabileceği düşünülüyor ama
P-Network çekirdek ekibi tarafından gecikmelerin nedenleri hakkında herhangi bir resmi açıklama da yapılmıyor. P-Network topluluğu gecikmelerden rahatsız olsa da P-Çekirdek ekibinin MyNet'i başlatmadan önce ağı tamamen hazırlama niyetini anlıyor. Güvenli, sürdürülebilir ve ölçeklenebilir bir ağ oluşturmak için dikkatli olmaları, planlamaları ve geliştirmeleri gerektiğini topluluğu kabul ediyor bunu. Yani kabul etmek zorunda ve beklemek zorundalar. Çünkü yapacak bir şey yok. P-Network, MyNet lansmanına giden yolda çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Aynı zamanda kripto para birimleri arasında rekabet edebilecek kadar güvenli ve verimli bir ağ oluşturmanın yanı sıra küresel finansal düzenlemelere de uyum sağlamak zorunda. Yani gerekli kanunlara uyum sağlamak zorunda. Yoksa gene olmaz. Kripto para endüstrisinde düzenleyici gereksinimler giderek daha katı hale geliyor. Yani kanunlar bu kripto paralara karşı gerçekten gittikçe katı hale geliyor ve P-Network'ün bu kurallara mutlaka uyması gerekmektedir. Diğer bir zorluğa gelirsek, P-Network'ün teknolojisini ve işlevselliğini geliştirmeye devam etmesidir. Bu topluluğun beklentilerini karşılayacak şekilde ağın güvenliğini ve performansını arttırmayı içermektedir. Ayrıca rekabetçi bir ortamda varlığını sürdürebilmek için yeni özellikleri de katılması lazım. Yani geliştirme ekibinin bunları da yapması gereklidir. Bu zorluklara rağmen P-Network yine de projenin geleceği konusunda umutluyuz. Büyüyen bir kullanıcı tabanı ve güçlü bir topluluk desteğimiz var. P-Network'ün dünyanın önde gelen kripto para birimlerinden biri olma potansiyeline sahiptir. Buna inanıyoruz. P-Çekirdek ekibinin toplulukla sürekli iletişim ve işbirliği içinde olması da çok iyi bir şeydir. Bu zaten bu iyimserliğin anahtarıdır. Pil topluluğu MyNet lansmanının kesin tarihini merakla beklerken projenin geleceği konusunda kararlı, olumlu bir tutum sergilemektedir. Karşılaşılan engellere rağmen P-Network'ün başarıya giden yolda ilerlemeye devam edeceğine inanıyoruz. MyNet lansman tarihi belirsizliğini korusa da topluluk projenin geleceği için heyecanını ve kararlılığını kaybetmiyor. Bu iyimserlikle P-Network kripto para dünyasında önemli bir oyuncu olma yolunda güvenle ilerlemektedir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmasanız iyi olur. Tekrar teşekkürler. Hoşça kalın.